Neydi? Yıldızlar Takımı. Hazır mıyız? Ha, ha, takımı. Konuya gire... Ben Parlayan What Yıldızlar Takımı diyeceğim. <laughs> Hadi öyle yapalım. Hayır. Konuya parlayan Yıldızlar Takımı. <laughs> Hadi tamam. Hayır dedim. Çok gülüyorsun bak. Gülmeyeyim mi? Mutlu olmayayım mı ben bu hayatta ya? İki. Konuya Pod giremeyenler podcastine... Podcast Hoş, Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz inanılmaz uyumlu yaptı. Niye ben öyle konuştum peki? Oh. Bu uyumu kaldıramadım. Aynen, dünyanın böyle bir şey alışkın değil. Yay. Biz geldik. Ben bugün eylemi gömeceğim. Biz geldik. Ne? O oh, bit oh. What the? Selamünaleyküm. Eylemi gömmeye <laughs> geldik. Bir girseydik yani direkt eylemi gömeceğim diye. Girdim. Niye ben sana gömmeyeyim? Yani senin standartlarını konuşacağız. Oh. Aç konuyu bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar. Işık hızında konuya girelim. Hiç karşılaşılmamış şey bu podcast. Şok. Bazı Müthiş insanların biliyorsunuz. Gerçekten, tabii. Bir susar mısın ya? Bir kafamda toparlayayım ben böyle gireceğimi düşünmedim. Şimdi mesela takıntılıktan bahsedeceğiz. Tamam. Bunun hayatımızı nasıl ele geçirdiğinden ve insanları nasıl yargıladığımızdan bahsedeceğiz. Toplu bir şekilde mesela, bana özel değil yani. Evet mesela eylem birinin evinin. ...sarı ışığı yoksa o insanın psikopat olduğunu düşünüyor. Çok normal bir şey değil mi bu? Değil. Beyaz ya. ışık kullanan insanlarda normal olabilirler. Beyaz ışık bizim evimizde de var. Mesela mutfak gibi ruhsuz bir yerde. Ki orada bile sarı ışığımız var ekstradan. Tamam bunu soralım bu arada. Evinizde sarı ışık mı kullanıyorsunuz beyaz ışık mı? Şimdi bir dakika ama tanımlamak lazım. Yani dediğim gibi her evde beyaz ışık var. Sarı Salonunuz ışık var. ne renk? Mesela. Tamam salon. Ve salonu beyaz ışık olan insanlar beyaz ışık tercih etmeyi seven, gözü beyaz ışıkta mutlu olan insanlar olabilir. Şimdi gene tanımlamak lazım. Beyaz ışık biliyorsun aydınlığın, gündüzün rengi, konsantrasyonun rengi, bir şeye çalışacaksak, edeceksek beyaz ışıkta yapılır bu. Ders çalışacaksan beyaz ışık atacaksın. Yo ben sarıyla çalışıp normal hayatta Ya sen kendini buradan bu denklemden çıkarsan zaten normal bir insandayız. Yani söz konusu sen ve ben değiliz burada zaten. Mesela Konu... benim eski evimde gene sarı ışık vardı ama o ışığında tonunu beğenmiyordun. Çok sarı ve canlı bir ışık olduğunu iddia ediyordun. Konu aslında beyaz veya sarı olmasından çok ki sarı olmalı zaten eğer normal bir insansanız. Gece otururken beyaz dinlenirken. Beyaz ışıkların niye hakkını yiyorsun kardeşim? Bak bir sendika kuracağım. Beyaz ışık sendikası. Senin beyaz ışık gözlerini almıyor değil mi? Gözlerin yoruluyor. Hemen böyle bir Hayır şeyi. Ya loş bir ortamda rahat bir ortamda otururken niye benim bütün anda uyaracak bir beyaz ışıkta oturuyorum? Mesela gevşeyemiyorum ben beyaz ışık olduğu zaman. Çünkü tamam sen gevşeyemeyebilirsin bak senin tercihin. Gevşeyene de inanmıyorum. <laughs> Farklı görüşlere saygı duyabilir miyiz? Yalan söylüyorsunuz. Farklı görüşlere saygı duymayacaksak ben bu kanalı terk ediyorum. Farklı görüşlere saygı duyarım. Mantık beyaz çerçevesinde. ışıkta insanları rahatlatıyor olabilir. Mesela bir insan sadece veya solcu zevk. olabilir ama beyaz ışık, sarı ışık herkes sarı ışıkçıdır yani. Neye göre? Şaka yapıyorum şu an. Beyaz ışıklar Bu arada ben de sarı ışığı daha çok seviyorum ama böyle bir yani bir insanın salonunda tam şimdi şuna geleceğim. Şimdi çok spesifik bir Sen... konudan girdin. Bölüm genel konuya çek ister. Genel senin hep böyle manyak manyak standart. Tamam yani benim manyak takıntılarım standartlar. Neyse bu çok... bir mesele. Konumuz Arkadaşlar, sarı ışıkmış gibi oldu. mu? E, sarı, ışık, sarı ışık yoksa salonunuzda sizin psikopat olduğunuzu düşünüyor. Psikopat olduklarını düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun? Gergin insanlardır muhtemelen. Şu devamlı konsantre halde mesela salonda oturuyorsun böyle durmak zorundasın. Tamam. Mesela buna benzer başka gördüğün şeyler de insanları yargıladığın şeyleri sen söyle. Kendine farkında mısın acaba? Değilim. <laughs> Çünkü sen söyledikçe değil. fark ediyor. Bana çok normal ya geliyorlar. Adet, ya olması gereken bu değil mi? Mesela yani? evime geldiğinde kitaplarımı incelemeyen insanlara da garip bakıyorum. Benle sevgili ve ben incelemedim. Ya bunu iyi bir şey olduğunu zannediyor benim gözüm. Hayır yani bu mesela şeylerin varsa işte şu olursa olmaz bu olursa ben onunla muhatap olamam e, bunlar dedin her şey benim <laughs> doğru ama sen o, o şeylerde mantıklı bulduklarını düzeltmek için çaba gösteriyorsun ama konu o değil ki sen diyorsun ki biri bunu böyle yapıyorsa ben muhatap olmam. Biri bunu böyle yapıyorsa ben evet, ona Evet mesela birisi dayı ayırmıyorsa kıza yürümeyi bile bırakırım dedi. Mailleş ama sen miyim, ayırmıyordun kardeşim. ilk başlarda. Mesela Mailleş şimdi ayırıyorsun. Mi? Şimdi sen triggerlanıyorsun diye sürekli değiştiriyor, düzeltiyorum. Tamam işte bak mantıklı olanlarda bir düzelme gitmeye çalışıyorsun. Ama normalde WhatsApp konuşması yaparken TDK ile konuşmuyorum ama koyayım. İstediğim gibi konuşuyorum. Bu konuyu hiç açmayalım. Bak bu, ko bu konuda anlaşamayız. Bu, bunu geçelim. Komik de değil. Ya sürekli typo yapan sen değil misin? Typo kazara yapılan bir şey. DDA'yı ayırmamak bir tercih. Sana göre sana Hayır. göre bunu... Arkadaşlar çok özür dilerim ama yani dediğin gibi bu konuyu tartışmayalım ya. Yani. Ya tamam herhangi bir konu olsun. İşte tamam, şunu yapan tamam. mı olmaz. Benle ilk görüşme. Şimdi e. detaya veremeyiz burada. Bunu, bunu ayrıca dedik. Tamam detay vermeyecek niye açıyoruz? Detay vermek için Sonra dedin konuşmak... ki bu kız mı almış ben bu kıza bir daha görüşme. Evet. Sonra popon Senin çok ben... güzeldi dayanamadım. Popon dudakların. <laughs> Yürüdüm gene ne yapayım yani. Ha, biz tamam, yani. Tamam yani o kadar katı kuralların yok. Yok, sen olduğunu iddia Mesela bir benim bir tane arkadaşım var. Hı -hı. Yiğişir ama öpüşmez. <laughs> Mesela aşık olmadığı hiç kimseyle öpüşmez. <laughs> bu konuyu e, ayrıyeten komple bir bölüm ayıracağız yine Esra'nın bu arkadaşıyla. Ve bu konu en ince ayrıntısına kadar deşilecek. Buradan dinleyip dinlemekte anlamış öpüşmem. olacağız. Arkadaşımızın kuralı şu, yiyişirim ama öpüşmem. Biz de sizin kadar e, ne olduğunu anlamadık arkadaşlar. Deşeceğiz e, bu podcastte ilerleyen zamanlar. Yani mesela o bu kurala uyuyor. Ama sen... Hı hı. Yani uyuyor diye düşünüyorum. Hiç kimseyle sevişirken yanında bulunmadım sonuç olarak ama... <laughs> Orada değil. Uyduğunu söylüyor. Buna inanıyoruz. Ama sen mesela böyle iddia et yani şu, şunu yapan psikopattır dediğin zaman mesela o kişinin öyle olduğunu anladığın zaman bile hayatında bir şey değişmiyor yani. bunların çok ciddi şeyler olmadığını sana göstermeli bence. Ama sen çok ön davranıyorsun. Evet, önyargılar her şeydir çünkü. Tamam. Genelde ön yargılarım tutarlı, istikrarlı ve doğru çıktığı için. Ebemle ilgili çıkmadı. E, yani 37 yılda bir istisna ilgili çıkmadı. bence 37 yılda iki istisna <laughs> bence. Senle ilgililer ön yargılı, ön yargı değildi. Yani sen ön yargıların üstüne yargı, yargı 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 ekledin sonra hepsinin yalan 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 olduğunu zamanla kendi çabamla senden olmadı. sıfır çabayla Şimdi bu böyle çözdük. Olmadı. Ben benden beklentin olmasın diye seni konumlandırdım aslında. Ok. Evet. Tamam bir şey demedim. Benden beklentin olmasın diye sonra tamam, baktın şey ki benden beklentin olması benim hoşuma gidecek. Ben de gerçek beni tanıttım sana. Tamam bir şey demiyorum şu an bir şey diyor muyum? Bak demiyorum. Gözüme bak gözüme. Benle konuş ben buradayım. Bana şunu anlat. Şimdi mesela işte evimden taşınma ihtimalin var. Dedim ki sana legoları nasıl taşıyacaksın? Bana ne dedin? <laughs> zekalı. Ne alakası var? Ne Bir alakası? saniye söyler misin ne yaptığını? <laughs> Bence çok normal şimdi bir şey. Şimdi arkadaşlar bir saniye hemen söylüyorum şimdi. Bu şimdi kıvıracak çünkü saatlerce bir insan. Bir şey aldım. Lego tam kutusunu sakla. Hadi anladım. Kutusunun görüntüsü belki hoş olabilir. Bir sürü bilgi var üstünde. Kapa çeneni. Kutunun içindeki paketlerin hepsini nazik bir şekilde asla yırtılmayacak, kopmayacak şekilde açıp onları neden sakladın? Niye ne Ya bu hiçbir insan mantıklı bu. Yani senin gibi ruh hastası. Ya ne olur bakın bunun normal bir şey olduğunu mantıklı bir şey. Herkesin yapmayacağını ama yapılmasında anormal olmadığını lütfen katılanlar yorumlara yazsın yani ya. Anormal ya insan böyle Lego almış hevesle bir açar falan sen. Ya bak biz Ali Reza ile de Lego yaptık. Onda da aynı şeyi yaptık. Açtık paketlerin hepsi duruyor tek Sen tek. öyle bir yapıyorsun ki buna müdahale etmiyor. Aynı Kapa şeyi, çeneni bana karşılık verme. Pestalımız yükseldi. Aynı şeyi sen yapıyorsun şu an. Yani sana anormal geldiği için yargılıyorsun. Tam da normal Anladın hiçbir mi? insan bunu yapmıyor. Ne biliyorsun kaç tane lego yapan insana sordun ne yaptığını lego'larıyla? Her paket açışını gördüm sen kendi paket işte gerçek Lego açmak aynı şey mi kültürsüz? Ben paketlerimi hiç öyle <laughs> sen mi açıyorum? Bana dediğim, sen beni hiç şey normal kargo paketi açarken gördün mü? Çok yükseldi. Kültürsüz. Lego <laughs> Lego'yu öyle açıyorum o Lego çünkü. Bak Lego'nun o kutusunu Lego çünkü. O arayacağım. o, <laughs> Lego ben... çünkü. Halen patlamadı. İyi, sınırımı. Ben duyuyorum. sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o legoyu yaparken kendine işkence ettiğinin farkında dahi değilsin. Neresi işkence? Tek tek paketleri açıyorsun hiçbir yeri yırtılmasın diye. Bak arkadaşından kahve alıyorsun. Kahvenin üstüne yapıştırdıkları paket kesersen yamuk kesilecek diye yapıştıramamış Hayır. paket alıyorsun sen. Kesmesi değil problemim. Kartonun üstünde o ve iki parça halinde. Onu birleştirmek tamam. imkansız. Yani düzgün durmuyor. Ben de yapıştırılmamış etiket ver bana dedim. Bu ne var bunda anlamadım. Saklama kardeşim ya. Ya sen benim niye hayattan zevk... Bu ikinci kolum muydu bana göre? Bu nasıl hayattan zevk alma şekli ya? Hani biz zaten sen burada ciddik bilmem neydik. Ha? Yani. Sen büyük bir istifçisin. Bir insan Lego paketlerinin hepsini böyle tek 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 istiflediyse istifçidir. İstiflemedim. Paketin içine attım. Bravo. Diyorum ki bir şey heyecanla açmıyor musun sen? Açıyorum düzgün bir şekilde. Böyle bir mantık yok. Bir şey heyecanlanırsan. Yani o... ya bir şey söyleyeceğim bak o paketi böyle açmakla şöyle açmak Hayır, bir sen yok. ona ekstra dikkat ediyorsun. Burada tamam yani alakalı. böyle açacağımı şöyle açıyorum yani sanki böyle 4 saat ayrı bir işlem yapıyorum Sonra da gibi. Sonra hepsini Saklamıyorum. Kutu durdu. için içinde duruyor. Yani hayır öyle bir anlatıyorsun ki. Sen niye bu kadar böyle, gerildin, biz bu kadar gerilmedim. <laughs> Saatlerce ekstra iş yapmışım gibi anlatıyorsun. Bak kahve paketlerini de yaptım. Yani öyle bir anlatıyorsun ki böyle sanki ekstra 5-6 saat adım. harcıyorum kahve gibi. Tamam az kahve için de söyledin. Kahvede harcıyorum ama ben, ne bileyim ben bunu bu arada bu fikri ne bakıyor ne şey tamam, altın madeni görmüş. Sen peki kabulüyorsun ve sonra düzüyor onunla alakası yok. Kahvede orada, yaptım, lego sayılmaz. Tabii orada, orada zaman ekstra zaman sayalım. harcıyorum onun tamam, için. Tamam kahveyi sayalım istedim. o zaman. Ben bunu zaten şarapla ilgili bir belgeselde yapan bir adamı gördüm. Ha dedim ben de yapayım. Ha tek fark o bir şaraba 20 30 bin dolar verdiği için yapıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir insan belgeselde haber belgeselde çıkacak kadar tuhaf bir şey yapmış. <laughs> Sen de bunu örnek alıp yaptığında bana haklı çıkacağını bir şey yapıyorsun. Belgesel konusu o değil. Adamla röportaj yaparken şarap arşivini konuşuyor. Neden bir insanla röportaj yaparsın? Bir şeyinin spesifik olması lazım. Ya illa anlatayım mı? Şarap dolandırıcılığı üzerine bir belgesel adam da şarap uzmanı biriyle konuşurken koleksiyonunu gösteriyor. Ne var bunda yani? Çok normal bir şey. Harika bir belgesel bu arada. Sen de Ay, Çok normal bir şey değil. <laughs> Çerez saymanla eşdeğer bir şey. Ya ulan onların hepsini tek tek burada duvara asmam için sen yardım ettin bana Şimdi ya. Benim Güzel senin görünür takıntılarını diye. takıntılarını desteklemem ayrı bir şey. Senin takıntılı olman ayrı bir şey. Tamam bunu geçiyorum. Buraları geçtim. Bütün takıntılarını geçtim. Haksız çıktığım için. Tamam. Hayır hiç haksız çıkmadım bu arada da yani. Şimdi bana şunu açıkla. Bir gün ben anlatıyorum olayı arkadaşlar. Burada ben anlattıktan sonra durdurup eylemle ilgili fikrinizi yazın. Namus İki ve şerefinle önce. anlatmak, Bak sattırma evet. yapma. Montaj Eylem yapma. Eylem sabah e, geldi böyle şey yaptı. Benim de kulağım çok çınlıyor. <laughs> İşte çok kötüyüm falan geldi sonra böyle yaptı. Ben diyor geçen haberlerde izledim. Haberlerde bir izlemedim bir ne? arkadaşım oldu dedi. tam Bir arkadaşım oldu ömrü boyunca kulağı çınlayacakmış. Kulak böyle çınlama hastalığı var. varmış geçmiyormuş dedi. Ve sadece 5 saniye kulağı çınladığı için bunu yaşadık. İyi ki şeref ve namusunu anlat dedim. 3 <laughs> saattir çınlamam geçmeyince sana böyle bir şey mi oldu dedim. <laughs> Aynen. Hiç o kadar komik bir şey değil. Birincisi. İki gün önce bir arkadaşım yazdı. Kulak çınlaması oluşmuş ve geçmedi 4-5 saat. Kulak çınlaması uzun süreli ilk 24 saat içinde tedavi edilmezse ömür boyunca geçmiyor. Bu da taze olmuş. Şey, her kulak çınlaması değil şimdi hastaneye koşturmasın herkes. Ee, uzun Eyle <laughs> Sanki hastaneye gittim. E, ben Çünkü de bunun ben üstüne... sana üstüne... balıp saçmalama ister zannedim. İki gün önce bunu duyup 3-4 saat geçmeyince de ben de acaba dedim böyle bir şey mi şimdi yakalandım. 3-4 saat Ki ondan sonra bir... Bir ya da iki gün sonra KBB'cime gittim başka bir sorundan dolayı sinüslerimdeki. Gittim arada doktora. Gidiyorum. Bunu da sordum. Ee, Keşke direkt gelseydin dedi. Çünkü sorunlu olma ihtimali vardı dedi. Ve o çıksaydı problem olurdu senin için dedi. Tamam mı? Doktor tarafından onaylı gayet de makul bir tedirginlik ve korku yaşamışım doktor onaylı. Bunu böyle bastırarak söylediğinde haklı çıktığını falan mı düşünüyorsun? Bence Şimdi eğlenme benim şeydi. kalbimde bir sıkıntı var falan. Endişenin olmasını anlıyorum normalde. Ailende bu olduğu için. Neyse şuram ağrıyor. Benim buram çok göğsüm çok sıkışıyor. Doktora gitti doktor da şey dedi. Kas ağrısı o yalnız. Yine doktor onaylı gayet mantıklı bir. <laughs> bir... Tamam buradan çıkarman gereken sonuç bu değil. Senin hastalık hastası olman. Ya Allah'ını seversen. Ne hastalık hastalığımı gördün? <laughs> kulağım çınladı. Ömür boyu kulağım çınlayacakmış. Bir. Bir. Üç yılda bir. Sürekli kalp krizi geçireceğini düşünmeni geçiyorum. Sence bu çok normal değil mi? Değil canım. Yani ben sana bunu açıkladım. Yani benim ailemde <laughs> de herkes kanserden öldü. Ben kanser olacağım diye her gün ağlanmıyorum etraf. Ben oturup her gün kalpten gideceğim diye ağlıyor muyum? Söylüyorum. Ölümüm kalpten olacak diyorum. Bu kadar yani. Ya yani yürü git doğum gününü kutladın. Bana diyorsun ki babamın öldüğü yaştayım. Doğum Şarkı günde, sözü diye niye söylüyorum. Anasını sikiyorsun? Bu bir şarkı sözü. Türkiye'de herkes bilir. Ben de onu söylüyorum. Şalmaya başladı bulunduğumuz yerde. Ben de ben de babamın öldüğü yaştayım dedim yani. Tamam başka şeylere giriyorum. Bekle. Benim seninle ilgili hikayem bitmez. Ne oldu? Haksız mı çıktın? Şimdi hayır, haksız çıkmadım çünkü sen hak yani sen kabullenmeyeceğin. Ben, ben zaten çıkmadım. senin kabulleneceğini düşünerek sana bunları söylemiyorum. İnsanlar işte tanısın diye anlatıyorum. Şimdi Şöyle, eylem jeoloji mühendisi. Doğal olarak depremle ilgili bilgi sahibi. Çok makul. Şimdi ben niye eşyalarını yerde yatağın yanında bıraktığını anlamıyordum. Meğersem e, iç çamaşırıyla yattığı için e, tamam işte, gayet deprem olursa hemen giyinip çıkabilmek için yerde giyinip bırakıyormuş. Giyinip için değil. Alıp çıkmak için. Bir de Bak, o, giyinecek miyim deprem olur ki? Herhalde. <laughs> ki çıkmamamız gerekiyormuş onda. sonradan şey yapayım. Aynen depremle ilgili çok bilgi olduğu için bu bilgiyi es geçiyor. Depremi biliyorum. Deprem <gülüyor> <gülüyor> ne yapılacağını bilmiyorum. <laughs> Hani depremin ne kadar yılda bir olacağını yani. tahmin edebilir ama. Onu da öğrendik. Şimdi eylem bir de bir ara şeyi var. Uyku takip programı var eylemin. Artık yok. Paralı yaptılar. Aa tüh. İşte böyle ayrı app'leri var. Böyle işte değişik değişik. İşte hava durumu oradan takip edilmez. Buradan takip edilir. Her gün kalkar bir hava durumuna bakar. Yani çok makul değil mi arkadaşlar? Anlamadım bunun neyini şey yapıyoruz. Günde 3-4 kere de bakıyorum hava durumuna. <laughs> Tanıdığım çoğu <laughs> insan da bakıyor. Yani. Hayır hava durumuna bakman da bir şey yok. Mesela uyku için takip programı. Niye? Uyku sağlığımı ölçüyor. E ölçüp bununla ilgili bir şey yapıyor musun? Evet. Bu arada ölçüyor dediğin, sana dedim ki Üç, bir ara, sen çok horlamaya başladın farkında mısın? Hiç horlamazdın dedim sana. Aa inanmıyorum deyip açıp uygulamayı açıp kontrol ettin. E, ben söyleyeceğim kadar zaten diyorsun. etmemişsin ama. Hayır yani uyku sen, sağlığım veriyor. Sebebini çözmemiştim. Uyku sağlığım düşmüş tamam, o dönem. Tamam bakmıyorsun yani. Sen elinde veri olmasını Bakmak seviyorsun. Bakmak istersem var. Sen elinde veri olmasını seviyorsun. Evet. Sen verileri kullanmayı sevmiyorsun. Sen Kullanıyorum da. Yani çözmek istiyor istediğimde kullanıyorum. Tamam yani. Çözmeyeceğin durumlar için niye veri topluyorsun? Belki çözmek niye isteyeceğim. Niye her ay ne kadar ödeme Bak. yaptığını excelle tutuyorsun? App'lerini görebilirsin. Bunun için bir Excel dosyan yok mu? Faturalar mı yazıyorum sadece? Bunun için bir Excel dosyan yok mu? Var. Tamam. 7-8 yıldır var. Tamam. Bak bundan bahsediyorum. Oğlum ne kadar para fatura harcadın bilmemin neresi zararlı anlamadım Hesaplarında yani. Hesaplarında var ya da eplere girdiğin zaman neye ne kadar ne ödediğin Ben yazıyorum. bunu yapmaya başladığımda yazmıyordu. Artık yazıyor Tam, İş Bankası'nda. Tamam niye hala devam evet. ediyorsun? Bana bunu açıkla. En para yazmıyor. Tamam onun yazmasına gerek yok. Suya ne kadar ödedim? Gir faturalarına bak. Ya şimdi bak bu e, hesap tablosu... Bunu düzenlemek, kullanmayan birini anlatmak çok zor. Ben grafik okumayı, data okumayı, data analiz etmeyi seviyorum. Tamam analiz etmeyi sevdiğince... Eftim hakkında aynı verimi alamam ki. Benim orada ay ay gözüküyor. Tamam, geldiği ayları, ne yaptın bunu tamam, annemin geldiği ayları... Tamam annemin geldiği ayları ben faturaya bakarak direkt görebiliyorum mesela. Tamam ben de sana diyorum ki hani, bu bilgi senin ne işine yaradı? Ya yani Neden için bu ne kadar yani? efor sarf ediyorsun? Senin hoşuna giden her şey niye böyle çok yorucu? yani Mesela sana lego yorucu paketleri tek, tek işte bak gene aynı şeyi yapıyoruz bunlar sana <laughs> yorucu bana yorucu değil bana keyif tamam, verici Ya burada da hayat standartları diye konu yapıyoruz sürekli tamam, doğrusu, girip duruyoruz. Tamam Şunu ya. demek istiyorum. Bunlar yorucu şeyler değil benim için. Sana <laughs> yorucu geliyor benim için gayet keyif aldığım şeyler. Tamam canım işte Açıp bak Açıp son 7 yıldır ödediğim faturaları grafik dökümünü görebilmek benim hoşuma gidiyor. <laughs> Mesela benim için yatmak keyifli bir şey. Takıntılı bir adamım. Ve <laughs> dönüp Mesela hani sen şunu de bunları... Sen de anlayacağım. Bu bana takıntı gibi gelmiyor. Bence birçok insan yapıyordur diyemiyorsun ama. Bak bana takıntı gibi gelmiyor. Onu diyebiliyorum. Evet. Birçok insan yapıyor mudur? Düşün bir düşün. Yakın çevreni düşün sadece. Mehmet Erdem hariç o da takıntılı bir piç çünkü sayılmaz. Yakın çevremde varsa da ben bilmiyorum. Ama mesela bunların bazıları için sadece bu iş için uygulamalar var. Demek ki Acaba şey, o ihtiyaç. bir ihtiyaç. Benim gibi spiçler. Hani tamam da yani mesela iş için oluşturmuşlardır bunu. Yok canım. Hani senin gibi her ay kaç fatura ödedim. Bu ay ne yaptım falan gibi için ya, değil. Şimdi şöyle ben böyle az çok bunların çoğunu böyle ilk kez düşünüp e, yaptığım zamanları hatırlıyorum. E, genelde mesela o dönem bir ihtiyacın oluyor. Mesela ya işte param kalmadı ben nereye harcadım acaba bir şeyden açayım diyorsun. Bir başlangıç noktası. Ha bak Lego'yu açıklayamam. Şu açıklayabilirim. Pahalı her şeyi. Ben her zaman şuna bakıyorum. Tekrar satılabilir ihtimaliyle tutuyorum. Tamam. Bak mesela Dolayısıyla, bu mantıklı. He, dolayısıyla her şeyin kutusunu bir kere saklıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Para bitse Legolarını satar mısın? Legoların ikinci elinin çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü yapılı halde çok bir değerleri yok muhtemelen. Bir ihtimal ama. <laughs> ben paketleri Poşet sancadın poşet sancadın doldurursam. Canım. Yok Legodaki takıntı. Yani tamam. Ee, ama bak, gene bak yalanı şu tarafı, yakalandı. Şu, ta şu tarafı bana biraz gaddar geliyor sen yaptığın. Yani paketleri özenle şimdi. Ya ulan şunu açmakla şöyle şu açmak. gerçekten özenle açıyorsun. Tamam da bu böyle şey değil. Hani ben fabrika çıkmış <laughs> şey gibi düşünürüm sen gel. Bu arada görsen. bir şey söyleyeceğim. Mesela benim bu yaptığım takıntılı hali şu. Mesela poşetleri ısı tabancasıyla açıyorlar zarar görmesin diye tekrar kapatıyorlar falan. Öyle bir Peki, şey yok bunu bende. Bunu biliyorsun. Biliyorum tabii İzliyoruz. Neden biliyorsun? Hoşuma şey. gidiyor. İzlemesi keyifli. Teşekkür ederim yani. <laughs> ee, Bak mesela senin takıntılı halinle üşengeç halin çarpıştığında bunu yapmıyorsun. Yani mesela normalde sen o paketleri ısı tabancasıyla açarsın. Ama yok üş... be niye açayım o kadar saçmalama. Üşengeçsin çünkü. Takıntılı bir üşengeçsin. Bu daha zor bu arada. Bazı şeyler için üşeniyorsun ve yapmıyorsun. Normalde mesela şey olsa vaktin olsa böyle çalışmıyor falan olsan o paketleri ısı tabancasıyla açmaz mısın? Yok. O biraz uç. O şu derecede değil. Şu an kıvırmak için yapıyorsun gibi geldi bana. Ya şimdi hiçbir şeyde inkar edemiyorum ama zannetmiyorum. Şu an öyle bir ihtiyaç. Boş şey. vaktim olsaydı yani, bir gibi. Şey değil. Of, keşke bunu stabancısıyla açabilsem gibi bir şeyim yok. Okay. Lego'da ama Lego'daki gerçekten poşetlerini niye sakladığımı bilmiyorum Lego'nun. Kutuyu biliyorum. Kutu çok güzel tasarım var. sen takıntılısın çünkü. Bunu ne olarak yapmıyorsun. İç içe koyup Takıntılı atıyorum. olunmaz, takıntılı doğulur diyebilir miyiz? Şimdi en başa çekeceğim konuyu taşınırken ne yapmayı düşünüyorum'a çekeceğim. <laughs> Çünkü sana geçen bunu anlattım ve saatlerce güldüm. Olur da o ihtimal olursa, tek tek onları kitapçığından tek kitapçıklarını da atmıyorum bu arada. Tek tek, <laughs> ya kutu duruyor işte. Neyse, poşetleri saklayan bir insanın kitapçığı atacağını düşünmedim zaten. Tek tek ne yapacağın aklıma geldi, ona bu tepkiyi verdim bu Şimdi arada. Şimdi bilmeyenler için, hiç lego yapmamış olanlar için. Lego size paketleri numaralandırıyor. Bir numaralı paket, iki numaralı paket. Sen de kitapçıktan yaparken işte bir numaralı paketi aç. Bir numaralı paket işte bu Hubble teleskop kısmı. iki numaralı paket ön kokpit. Üç numaralı kok Gibi, e paket kanat ben. diye ayrılıyor. Dolayısıyla ben de dedim ki açarım kitabı tersine. On ikinci paket hangi kısımmış sökerim onları poşetlere geri koyarım. Onda bir poşete atarım. Peki Büyük. mesela bu yapmak gibi sana zevk verir mi? Ya bu biraz şey olabilir. Arkadaşlar. Acı var, olabilir. Mi? Bunu duru, durduk yere yapmam ama taşımam gerekiyorsa bir de o Lego setini tekrar yapma şeyim olacak bu sefer. Severek yaparsın. O abi. anlamda heyecanlanıyor ama toplaması yapayım. çok keyifli bir şey olacağını düşünmüyorum. Neyse tam o kadar da kendi şey değilmişsin. İleri seviye bir o hastası değilmişsin diyelim. Hı. Yani, yani, durduk yere yapmam para bunu mesela keyif bir şey vermez. Ben niye yapıyorum onu da anlayabilmiş değilim. O, o da senin. <laughs> Aşırı saçma geliyor bana yani. O da senin takıntın. Bu benim takıntım değil bu benim. Ama şey normal o da senin yani. mantıklı bulmadığın bir şey ama. Yani para verdiğim bir şeyi niye ben yapıyorum kardeşim? Yani o yapma süreci keyif. İğrenç yani, bir şey ya, sinir, stres, mı? konsantre olacak başka şeyler ben bulabilirim. Seviyorum. Bak mesela kurgu yapmayı öğrettim bana. Bununla ilgili problem yaşamıyorum. Orada da aslında bir şeyleri şey yapıyorum. Ama kurgu benim para verdiğim bir şey değil. <laughs> kurgu yapacağın cihaza verdin. Ama başka şeyler için de kullanacağım onu. Tek amacım onu Bilmiyorum, yapmak aynı değil. Aynı şey değil ama alakası şey. Doğal olarak lazım. Lego bana saçma geliyor. Teşekkürler. Çok yaptık bu tartışmayı bir de burada Lego yapmayacağım. puzzle no. No. Asla olmaz. Eylem çok inkar etti ama arkadaşlar. Normal hiçbir insanın böyle şeyler yapmayacağını. Ama bu arada normal. eylem gibi tanıdığım birkaç insan var. Normal. Mesela <laughs> Mehmet Erdem. O da çok Mehmet da Erdem kötüydü. benden beter ama. Evet yani adres yazarken bir tane harfi küçük yaptır yazdığım için bana bir de adresi yazdırmışlar ki normalde beni çok sevdiği için şey der tamam ya hani seni Hayır dur next level'ını anlatayım. Bir, bir sefer bana sipariş veriyor. Adresi attı tamam mı? Kardeşim lütfen mah nokta sok nokta yani mahalle sokak şeklinde yazarsan mutlu olurum caps'le böyle. Ben dedim inadına yazmayacağım abi nokta koymayacağım dedim. Direkt böyle yazdım. Eylemcim. E, <laughs> <laughs> o şey seni belamı sikerim. Peki ben ne yaptım? Koymadım. Gerçekten mi? <laughs> Koymadım. Ben bir kere koymadım. Sonra ona attım bu adres doğru mu diye falan. Bir şey için yapıyordum. Ne için hatırlamıyorum. Yani şeyi mahtan sonra nokta olsa iyi olur falan yazdı bana ama gerilerek. Ben de tamam canım yaparım merak etme falan dedim böyle. Ama biraz e, gerilmişti yani. Ben ona eğitiyorum ama. Hani onun da çok tuhaf takıntıları var. Ya bilmiyorum yani onun sevgilisine de Allah zeval vermesin bana nasıl vermiyorsa. Yok uzun süredir kafamız rahat. Aynen zor insanlarsınız. Öyle. Öyle istir, takıntılı piçler olarak. Sabahtan beri ben takıntılı değilim diye iddia ediyorsun. Ne oldu videonun sonunda? Takıntılı bir piçimdir ya. Yola Şuraya geldim. Bakmayın. Ben takıntılı değilim mi dedim? Ya bunda ne var ki? Anlamadım. Ha bana bunda mı? ne var ki? De? Hani şey gibi bu bir takıntı değil ki bu normal. Bunu herkes yapmıyor. ya. Hayır, benim takıntı. Salak ama. mısınız siz? Bu nasıl yapmazsınız? Nasıl Lego paketlerini atarsınız ya? Mavlar. Ben var ya paketini bile atacaktım. En son atacağım. Bak hiçbir şey atmıyorsan Mekin'inkini atmazsın yani. Ben her yani. şeyi atıyorum ama ben bayılıyorum bir şey Her atıyorum. şeyini atıyorsam Mekin'inkini atmazsın Ben bir şeyleri yani. atmaya bayılıyorum yani. Bana bir şeyleri ver ben atayım. Ayıklayayım böyle sürekli. O kadar hoşuma gidiyor ki. <laughs> tamam, Mesela bak. yemeğe bir şey aldın ya o bittiği zaman da çok mutlu oluyorsun. Tamam ama bak dediğim gibi her şeyi atarsın ama Mekin'in iPhone'un kutusunu atmazsın yani. Atmadım. Tekrar hiç. satılma ihtimali çok yüksek ve çok tamam, değerli cihazlar hiç. olduğu için. Eskiden atıyordum ama niye? Çünkü bu kadar değerli ve pahalı <laughs> Aynen. Ama ee, mesela genel olarak ben her şeyi atmayı çok seviyorum. Birileri bana hatıra hediye versin istemiyorum. Yiyebileceğim bir şey hediye alsınlar mesela çiçekten bana. Çiçekten nefret ediyorsun. Ya da giyebileceğim bir şey mesela ayakkabı falan alsınlar yani. Onu da bir süre sonra atarım ama daha uzun süre kullanırım. Böyle hediyelik süs, eşya falan Bok gibi şeyler hiç sevmem. Ben ana bir şey alacaksanız sakın çiçek. Niye? Yüzük bir şey falan seviyorsun. E, yüzük de takabileceğim bir şey. Ha, tamam. Ama mesela hani atıyorum ya alan olduysa bu zamana kadar çok hoşuma gitmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Tabii da. çok sevindim. Yok mesela bak dur orada duran bir tane var mesela. Harry Potter. Aynen o çok tatlı. Bir de o bana yapılmış bir şey de değil. Ben evlerinde gördüm. Dediler ki bana bir tane seç ben de bunu seçtim. Mesela onu aldım ama bana benim seçimim olmaksızın benim evime koymam koymamı gerektirecek bir şey alınmasından dekoratif bir şey alınmasından <laughs> mantıksız buluyorum ben Sevmem de birini aldıysam kusura bakmasın büyük ihtimal ona ne alacağımı bilememişimdir sevmiyorum Tatım. hediye çekiverin kardeşim bana ben gider alırım para ver şey ver en güzel. para ver ya da ne bileyim yani gerçekten işime yarayacak bir şey sor bana ben söylerim çünkü Gerek yok ya ama şundan alabilirsin falan derim. yani Trend yoluma gir. Beğendiklerimden seç. Al bir tane yani. Bu arada yurt böyle şeyler var. İşte İş e, wish list yapıyorlar. Onlar da alıyor. Keşke biz de yapsak. Yok mudur Bunun şeyde? Nereden geldi bilmiyorum. Bence her, neyse buraların... ben her şey atmayı çok severim. O yüzden böyle normalde her ne kadar her yaşadığım ev çok kalabalık olmuş olsa da ben sadeliği ben çok sadeliği. severim. Doğal olarak böyle bir şeylerin kalabalık yapmasını sevmiyorum. Onları atmak istiyorum. Kitap da öyle mi senin için? Yok kitap ayrı. Kitap ha, senin için tarzını yansıtacak bir şey olduğu için. Ha bu arada hiç düzgün bir kitaplığım olmadı. E, çünkü hep böyle her şeyi okumak istediğim için hep farklı alanlarda okudum. E, şu an olsa sadece bilim, kurgu ve psikoloji okurum. Ha düğün okuyorsun bari. Evet. Bilim, kurgu ve psikoloji okurum. Onun dışında romanmış, şiirmiş, edebiyatmış, zartmış, yurtmuş hayatta okumam. Game of Thrones Game of Thrones bence bilim kurgu benim için. <laughs> fantezi yapma daha çok. Tamam fantezi de okey. O, o kafalar okey. Harry Potter da okey ama bilim kurguya girer. Girmiyor. Yani. Bilim adı üstünde. Ne fantezi mi? Fantezi. Onu da ekleyeyim. Tamam fantezi. Bu tarz şeyler yani bir dünyaya sokan şeyler ya da gerçekten iç dünyaya sokan şeyler benim için önemli. Bulunduğum pozisyonda bu bir şeyler tanım oldu değil. Bu arada bir dünyaya sokan veya... Evet, i̇ç dünyaya evet, sokan. Yani dünya. normalde gözümle göremeyeceğim şeylerin içine. Mesela ben ejderhaların yaşadığına inanan bir insanım <laughs> o zamanında. Geçen <laughs> hafta geldi bana eyle ejderhalar gerçek değilmiş. <laughs> Bir an dedim ben kimle birlikte. Sonradan öğrendim gerçek olmadıklarını dedim. Belki de dinozorlar da Neyse biz de eylemle boşuna beraber değiliz. Bizim de saçma sapan var. Değil Eğer izledik. Eğer izledik. Eğer Jordan'ın hikayesi. ben ben yani ben o filmi çok doğru yorumlayabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü benim o an bence kafam yerinde çok değildi. Çünkü şu an düşündüğümde mesela fena değildi. Ama ben çok eski şeyleri de sevmediğim için konuya çok dahil olamıyorum. 2023 lan film filmin 2023 olması havasının güncel olduğu anlamına mı geliyor? Ben böyle eskimiş gibi duran, sepya modunda böyle sararmış filmleri sevmiyorum. Peki. Film... Beyaz ışık seviyorum. Ah <laughs> oh, ne? No. ben Affleck'in yeni filmi bu. Ben Affleck e, galiba istisnası olarak ya da Eylem Ben Affleck'in karısını sevmiyor. Bu bilgiyi ben Jennifer öğrendim. Karner. Siz de bilin. Niye sevmediğini de anlayabilmiş değilim ama. Anlatırız. Ee... Arkadaşlarla görüşmesi engel olmuş. Doğru bu arada araştırırsanız öğrenirsiniz. Kevin Smith izin vermeseymiş. Ee, kendisini meşhur eden kişi bir de Kevin Smith. Ben Affleck hep böyle e, bir bir filme hariç galiba o bile artık tam emin olamadım. Gerçek hikayeleri anlatıyor tekrar. Ben en zayıf filmi olarak buldum. Aa, keyifliydi ama konu çok hafifti. İşte... Bu belgesel mi? Hayır balım. <laughs> belgesel kurmacı olmuyor Kaç kere söyleyeceğim? Güzeldi, eğlenceli izlenir ama öyle çok da bir olayı yoktu yani. Tam Drop Out mesela ne diye geçiyor. Hepsi kurma cevabım. Gerçek bir hikayeye dayanan işler, filmler. Film yani, film veya dizi. Belgesel. Drama. drama. Teşekkürler. Bak. bak sana diyorum ki film sektörüne yeni bir soluk getirecek bir ismim ben bak. Benimle dalga geçme. Onun haricinde, aa dread izledik. dreadi nasıl buldun? Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Buna ee, inanırım çünkü ilk 20-25 dakika mı ne? İlk defa elini hiç telefon almadan full konsantre böyle Böyle şeyleri izledim. izlemediğim zaman çok üzülüyorum. Neden daha önce izlemedim diye. Aksiyon çok yerindeydi. Şeyi de görmüş oldum yani. Bir şeylerin başında olmanız sizin bir şeyleri yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Anlamadım. Kadın bütün şeyin başında ya hmm. çetenin. Bir gidiyorsun fos çıkıyor. Tek yaptığı şey. E nabzıma bağlı. <laughs> ben ölürsem bu da gidecek. Gerize sektir git. Eline bir tane tabanca tüfek bir şey görelim ya. Bir savaşa Prodüo dahil şeydi. ol. Parodiyo şeydi. Ya onu o ne yani? Anladım ama savaşa dahil olmadı. Patron işte patron içeri. İşte hiçbir şey yapmayıp başaran insanlardan kadını sevmedim. o yüzden ölmesi hoşuma gitti. Hiç Böyle şey de hemen. çok hoşuma gitti. Hemen yani, söylüyorum çok önemli bir şey. Böyle ağır çekim ağır çekim modları çekim çok iyiydi. Bence o zamanlara göre ne zamanın filmi bu? 2012. 2012'ye göre çok iyi bir efekt. Çok iyi bir göz. O geçişi görebiliyorsun ya. O psikolojik değişimi çok güzel vermişler. O yüzden ben Psikolojik demeyelim de narkotik mi diyelim Narko acaba? Yani hani kafan sonuçta başka bir yerde yani başka bir evrene geçiyorsun evet. o an. O yüzden psikolojik dedim ama doğru bir tanımı varsa bilmiyorum. Ee, ben öyle geçişlerin net gösterildiği sahneleri çok beğeniyorum. Yani mesela işte süper kahraman özelliği verecek. O değişimi böyle verdiği zaman mesela Severus'ta asansördeki değişimi alıyordun ya. Vertigo, efekti. Vertigo efektiyle yani. Ama hani oradaki geçiş de aslında çok farklı bir şey sembolize ediyor efekt kullansalar da. Öyle şeyler çok seviyorum filmlerde ya da dizilerde. Odayı bastıkları sahne nasıldı ağır çekimde? Çok iyi değil miydi? Neyse izleyin güzel bir film. Ee, onun dışında Morning Show'a başladık. Daha iki bölüm izledik. Güzel o da güzel. Ama Steve ben, Kareli kötü adam ben Steve olarak Steve görmüş. kareli hiçbir zaman kötü olarak düşünmüyorum. Burada da ona haksızlık yapıldığını aslında kimseye bir şey yapmadığını düşünerek hikayeyi kendi içimde farklılaştırıyorum. Ben bir karakteri sevdim pislik mi? Pislik bir adam oynuyor. Ya açıkçası ben pislik. bir karakteri sevdim mi ona bok başka bir karakter olarak diye hayal edemiyorum. Esra'cığım bunlar insan, karakter değil, Hayır, <laughs> oyuncu. o benim için Michael. Evet Michael'ın... Mesela Steve Carell diyorsun şey diyorum ha Michael'ı kastediyor falan. Bu arada diyordu. gerçekten her seferinde böyle hani, diyor. AKA benim için aslında normal adı. AKA terimini kullandın şu an şoktayım. <laughs> Bu değil mi? evet. Ama yok senin bilip kullanmana şaşırdım yani. Tekrar Güzel. aşık oldum. Yükseldim bana kabul et. O zaman görüşürüz. Bye. Bye. Siz de takıntılarınızı yazın. Aynen bir de beyaz ışık mı sarı ışık mı arkadaşlar? Tabii ki sarı. Önemli. Yani yazmalarına gerek yok tabii ki sarı. Tamam da beyaz ışık yazarlarsa sevdiğim bir beyaz ışık. <laughs> Mehmet Erlian beyaz ışık mesela. Yazmaz biliyorum ben. <laughs> Gördüm sonuçta sarışın.